Neşliman Gassam. Kürdiş etnik müzik. Gassam edmeyim çavakam. Bana başlayın Allah'ım. Gassam edmeyim ey ha. Aa, bizim Sohrab Purnazeli bu. Bana başlayın Allah'ım. Humayun'u beraber çalıştım Hüseyin değil mi? Tanıştım abi İran'da. Humayun Şeceryan, Emre Yücelen, İran gezisi 4. Sevgili Nedim'e de sürpriz olsun falan diyormuş. Vay, o zaman tabii baksana 97 kilo falanım. Gittik abi. Burası Humayun'un stüdyosu. Arkada kim oturuyor? Sohrab be. Sohrab. Bak şimdi. Şuralarda falan. Hatta bayağı muhabbet etmiştik. Kadar yani biz gitmeye diye bekliyoruz. GoPro ile çektiğim ses. Ek vatan. Aa, bitti mi? Haa, orada yediğimiz yemekleri çekmemiştik ya. Tüh. Tüh tüh. Dördüncü bölüm tabii. Lokasyonu verip yemekleri çekmeden, göstermeden gidiyoruz. Beraber yemek yedik, sohbet ettik. Aa, çok güzeldi ya. Hatta ben o zaman Sohrab Purnazeli'yi tanımıyordum. Ya sadece konserde görmüştüm kendisini. Demişti ki benle de sohbet etmek ister misin? Ben dedim bilmiyorum, kusura bakmayın yani. Bilmediğim için. O zaman da bilmiyordum abi. 2000 kaç işte? 5 yıl önceymiş. Şimdi yapardım yani. Üstü müzisyen ya. Aranjör de aynı zamanda. E tabi yani Sohrab Purnazeli'nin bir kere ailesi de müzisyen zaten. Hani çok geçmişleri de müzisyen. Ama tabi Humayun Şeceryan gibi olağanüstü bir sesle çalışıyor. Şimdi onunla kıyaslama yapmayayım. Ses volümü ona göre düşük tabii ki. Daha şey ama okuduğu eserlerin yapısı içinde gayet temiz duyuluyor. Tambur. Çaldıkları enstrüman. Müthiş bir enstrüman ya. Acayip heyecana getiren bir enstrüman. Yok, Nicki Minaj bakmayacağım ya Ali Ali. Yeter Nicki Minaj'dan ya. Stilinde yok zaten yani. Çok orta tonda geçen bir. Daha çok enstrümantalistik üzerine sanırım. Davul da var. Güzel. Bariton misin sen? Aa, bırak vokalde geldi. Aa,
şu an be. Yani işte bazen öyle bir şey oluyor ki şimdi. Normalde bir şarkıcı incelersin ya saatlerce, fakat o kadar dolu dolu müzik üretiyorlar ki burada herkes bu müziğin bir parçası oluyor. Yani iş solist birinin devamlı öne çıktığı bir şey olmuyor. Yani büyük bir grupta harika bir şarkıcı vardır ve devamlı onu izlersin. Müzisyenler ona eşlik ederler. Zamanlı geldiğinde solo atarlar. Burada öyle değil. Yani herkes bir bütünün parçası gibi müzik yapıyor. Şarkıyı söyleyen, back vokal yapan, işin içinde olan herkes. O nedenle bütün olarak beğeniyorsun. Bak mesela ağzımı açamıyorum. Bekliyorum. Ben beni de heyecanlandırıyor ve sonuna kadar bekliyorum. Müzisyen aile ve müzisyen işte. Sohrab Gürenez de müthiş bir müzisyen. Gerçekten olağanüstü bir müzisyen. Humayun Şecer'in bütün aranjeleri hepsini beraber yapıyorlar, beraber çalışıyorlar. Gerçekten heyecan verici. Sevgili Nedim'e de buradan teşekkür ediyoruz gönderdiği için. Artık durmak yok Nedim cümlesinde ona kuruyorum inşallah.